Dinamo Kiev hemen hemen tüm temsilcilerimizle Avrupa arenasında karşılaşmış bir takım. Ama tabii Ukrayna'nın son dönemde yaşadığı, Aralık ayında lig yarıda bırakılmıştı ve olduğu gibi tescil edildi. Ama ondan sonra hazırlık maçlarıyla birlikte hatta İstanbul'a da gelmişti. Nisan ayında Galatasaray'la da bir hazırlık maçı vardı Dinamo Kiev'in. Bir şekilde fiziksel anlamda takımı hazır tutmaya çalışıyor Lucescu ama en büyük problem tabii orada zihinsel. Zinsel, yani Fenerbahçe açısından baktığımızda ki Fenerbahçe'nin maalesef kötü bir kaderidir, şanssızlığıdır. Genelde ön elemelerde sıkıntılı takımları çeker. Yani o açıdan baktığımızda Fenerbahçe açısından biraz daha göz önüne kestirilebilir bir rakip olarak değerlendirilebilir. Bu biraz da tabii Dinamo Kiev'in yaşadığı problemlerden kaynaklanıyor. Yani bugün ülkenin savaş halinde olması, diğer taraftan liglere ara verilmesi, yabancı oyuncularını kaybetmesi, bütün bunlar tabii Fenerbahçe için bir avantaj ama bu bir uzun yolculuk yani. Burada tabii işiniz bitmiyor. Tabii ilk aya Dinamo Kiev ki Dinamo Kiev kağıt üzerinde isim olarak dünya futbolunda, Avrupa futbolunda hep bir karşılığı vardır. Yani belki ciddi problemler yaşıyor olabilirler ama bir sonuçta ekolü olan bir kulüpten bahsediyoruz. Burada bizi umutlandıran şey ben Fenerbahçe'nin kötü bırakmaması. Ligi bıraktığı nokta kötü değil. Artı Jesus etkisi ve transferlerin bir kısmının da erken gelmesi. Bunlar Fenerbahçe için avantaj gibi gözüküyor. Ama karşı tarafta da doğru, evet, Dinamo Kiev'in aylardır resmi maç yapamaması, diğer taraftan işte ülkenin savaş durumunda olması, işte mental problemler, senin söylediğin bütün bunlar Fenerbahçe'yi avantajlı kılıyor gibi gözükse de ben karşımızda kurt bir teknik direktör ve daha konsantre olacaklarını düşündüğüm bir takım olacağını düşünüyorum. Yani bu çantadaki kilitlik değil. Dinamo Kiev'dir. Bazen orada evet oyuncu kadrosu falan çok etkilidir. Yani yabancı oyuncular her zaman iyi oyuncuları kadrona, Shakhtar olsun, Dinamo olsun iyi oyuncuları almışlardır ama Dinamo Kiev'in kesinlikle saygı duyulması gereken bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani işimiz sonuçta mücadele etmeden bu turu geçemezsiniz. Ama Midland'da olsa daha karamsar olur muydum? Daha karamsar olurdum. Neticede uzun bir maraton yani şimdi baktığınız vakit Dinamo Kiev bu tur için bundan birkaç yıl önce konuşsak hakikaten de çok zorlu bir takım olarak değerlendirilebilirdi. Burada tamamen Dinamo Kiev'in kendi içinde yaşadığı problemlerden dolayı hem ülkenin hem takımın kan kaybetmesi şimdi bütün bunları üste Yabancı koyduğumuzda oyuncuları takımda tutmakta çok zorlandılar. ama ya bunlar belli ekolleri olan takımlar. Ya o yüzden bir yabancı oyuncunun gitmesi orada bir Ukraynalı oyuncu için bir fırsat olacak. Yani Dinamo Kiev transfer dönemini nasıl geçirdi ona bakmak lazım. Sonuçta Ukrayna'da bir aidiyet şeyi de görüyorum. Teknik direktörler, işte ne bileyim eski yıldızlar vesaire orada kariyerlerini bırakıp cepheye savaşa giden insanları gördük. Bu oyuncular için de bir motivasyon kaynağı olabilir. Yani kolay olmayacağı kanaatindeyim. Açıkçası yani Dinamo Kiev'in durumuna bakıp o yabancı oyuncusunun bulunmamasına bakıp yani turu geçtik falan demeyelim. İşimiz kolay değil. Şöyle bir rakam var. Onu da izleyicilerimizle paylaşalım. Şimdi Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev son maçını 12 Aralık'ta oynadı. 12 İki Aralık'tan puan geride. 8 Aralık'ta da Şampiyonlar Ligi'ndeki ya da UEFA'ydı. Gruptaki son maçını oynamıştı. Ardından 22 Ocak itibariyle de tam 19 hazırlık maçı oynadılar Güvenç Hocam. Yani o zor şartlarda, zor iklimde olmasına rağmen bir şekilde oyuncuları fiziksel anlamda hazırlayabilmek adına hazırlık maçları düzenledi Dinamo Kiev. Az önce de söylediğim gibi İstanbul'da Galatasaray'da 3-1'di galiba yanlış hatırlamıyorsam. Galatasaray'a karşı 3-1'lik bir galibiyet aldı ki oynadığı 19 hazırlık maçının birini kaybetmiş Dinamo Kiev. Bu da takımı en azından belli bir seviyede tutmak için atılan önemli adımlardan biri olsa gerek. Zor bir maç olacak ama sizin düşünceleriniz neler karşılaşmaya dair? Şimdi benim düşüncem bir kere Dinamo Kiev kan kaybetmemiştir. Savaştı, oydu, buydu falan filan. Tabii en son şeye bakmak lazım. Transferlerinde ne yaptılar? Oyuncuları kaybı oldu mu? Gelenler oldu mu? Ama demek ki Lucescu yönetim bu sene bunlar Şampiyonlar Ligi elemelerine katılacaklarını bildikleri için, öyle tescil edildiği için
takımı formda tutmak için 19 tane maç oynamışlar. Demek ki bir hazırlıkları var. Hazırlıkları olduğuna göre tabii bilemiyoruz. Transferler de yapmış olabilirler. Bana göre ciddi bir rakip. Tabii ben ondan daha ziyade Fenerbahçe'ye bakıyorum. Ne olursa olsun. Şimdi Jesus da bunu bizden daha iyi şey yapıyordur, analiz etmiştir. Mutlaka maçlarını, şunları, bunları, gelenleri, gidenlere. Şimdi iyi bir takım olduğu belli. Fenerbahçe'ye geldiğimizde, şimdi Fenerbahçe geçen sene Beşiktaş şeyi aldı, hemen Alex Teixeira'yı aldı, Pjanic'i aldı. Zannettiler ki biz Şampiyonlar Ligi'nde yürüyüp gideceğiz. Sen arka stoperleri almadın. Yani şimdi Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Zayt var orada. Arda Güler var. Belki geleceğin yıldızı, belki Real Madrid'de oynar inşallah yani. Gittin 10 numara aldın. Ha, alınan adam kötü mü? Yok, çok iyi, kaliteli bir adam. Yani şimdi oradan başladın, forvetten başladın. Biz de maalesef Türkiye'de budur. Bilmiyorum, Portekizler de bize benziyormuş şeyleri. Çünkü biz oraya gittik, Sporting Lisbon'la maç yapmıştık. Taraftarı, şunsu, busu falan filan. Türkiye ile hemen hemen yakın böyle bir benzerlik var. Hı hı. Şimdi burada da hemen Jesus geldi. Hemen işte bir 10 numara, bir sol tarafa adam. Ben olsam bir kere yani bir madem öyle şimdi Crespo'nun bir sakatlığı falan var. Bir iyi bir ön libero. Madem bir şeyi beğenmiyor ne o Gustavo falan oynayamaz diye. Yani iyi bir tane bir ön libero alması lazım. Şuradan bakabilir miyiz Güvenç Hocam? Çünkü imza töreninde söylediği ilk cümle ofansif oyuncuydu. İlk söylediğini yaptırdı şu an. Belki şimdi sıra artık ön libero'ya gelecektir. Çünkü ilk ağzından çıkan oydu. Ön bölgede ofansif anlamda bireysel yetenekleriyle sorun çözebilecek, kilidi açabilecek bir oyuncu arıyoruz demişti. Hocam o oyuncular bir de daha zor oluyor. Yani sizin söylediğiniz mevkiye oyuncu olmak biraz daha kolay. Ya bilmiyorum da ben olsam Beşiktaş'a örnek verdim. Ofansif, Alex Teixeira'yla. Hocam. Bak Alex Teixeira, Pjanic şey ondan sonra bas şu ayı dediler ki Gezal'ı da aldık daha biz bu işi kurtardık dediler. İşte gördük neler olduğunu. Yıldız oyuncu evet. Ofansif yani kreatif oyuncu almak her zaman daha zordur. Ya daha zor da bir şey söyleyeceğim ya yani. Bruno şey gelen yani o kadar bilmiyorum ben. Lincoln. Yok yok. Santa Clara'dan gelen. Ya Lincoln. Bruma ya. Bruma. Bizim Bruma. Bruma bizim Bruma da iki yönlü oynamıyor arkadaş. İki yönlü oynamayan adamın bana göre Şampiyonlar Ligi'nde bilmem nerede veya UEFA Ligi'nde veya Türkiye Ligi'nde işi yok arkadaş. İki yönlü oynamıyorsa bir futbolcu ben almam. İş çözecek diye bir adamı oraya koymam. Koyarım oraya bir tane çabuk seri bir adam. Bitiririm onu yani. O sanki ben Bruma'yı Rossi gitti diye yorumladım. Yani Rossi de iki yönlü oynamıyor. Sanki o biraz Rossi ya da Pelkas yani ama muhtemelen ya Rossi ikisi konuşuluyor. De ya, Pelkas, Rossi bunlar iki yönlü oynamayan futbolculardı. Ha kötü futbolcular mı? Şimdi burada bizi izleyenler yanlış anlamasın. Ama ben şimdi geçen gün de Ozan güzel bir şey söyledi bizim Ozan Zeybek. Ya arkadaş 10 numara mı kaldı ya? Ya var mı abim Liverpool'da bilmem Manchester City'de. Herkes koşuyor arkadaş. Koşan adam alıyor. Yok artık öyle bir şey yok. 6 numara falan baba bir tane alacak. Al gülüm ver gülüm piyanist gibi falan. Böyle bir futbolcular yok artık ya. Koşacak arkadaş. İki yönlü oynayacak. Bir gün bu Bayern Münih'in iyi zamanında iki Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında iki tane kenar adamı vardı. Robben'le Ribery. Şimdi bizim Almancı diyelim, öyle Almancı çocuklar öyle diyelim bizim. Diyorlardı ki, bek oynuyor bunlar diyordu. Bek oynuyor. Çocukların futbol anlayışında diyor ki, bek oynuyor bunlar. İki ön açık, bek yani yeke kadar gidiyorlar, geliyorlar. Şunu anlatma. Bilemiyor, hani iki yönlü oynuyor falan diyemiyordular. Bek oynuyor diyorlar. O öyle oynamazsan, Şampiyonlar Ligi'de hiçbir şey Avrupa'da başarılı olamazsın, tur atlayamazsın. Onun için de ben bilmiyorum. Ha, kötü adam mı Bruma? İş bitirir. Orada Bruma'nın rakamları var. Bakacağız ama önce bakın. Bir Dinamo Kiev karnesine bakalım. Fenerbahçe daha önce Avrupa arenasında Dinamo Kiev'le eşleştiği ya da oynadığı mücadelelerde nasıl bir karneye sahip ona bakalım. Galibiyeti yok Fenerbahçe'nin rakibine karşı. 4 mücadelenin ikisinden beraberlikle sahadan ayrılıyor Fenerbahçe. 2 mağlubiyet rakip filelere 3 gol bırakırken kalesinde de 6 gol görmüş Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçları. Ya şimdi istatistikler tabii bu geçmiş. Ya buradaki kadroyla şimdiki kadrolar, hocaları, şunlar bunlar hepsi değişiyor. Tabii geçmiş hani bana göre böyle bir ölçü değil. Şimdi bakıyorsun şimdi eskiden bizim mesela Belçika'dan falan daha iyiydik. Bilmem ne bizim liglerimiz falan. Biz bir tane takım haricinde Belçikalarla maç yaparken o hani özel maçlarda hepsini yeniyorduk hemen hemen. Değişiyor. Zamanla her şey değişiyor.
Kadrolar değişiyor, hocalar değişiyor. Ya onun için de yani benim için o bir ölçü değil. Fenerbahçe bu sene şimdi gelen bir hoca var. Tecrübeli bir hoca. Yani gerekeni yapar diye düşünüyorum. Bundan sonrasına bakacağız. Yani şimdi ben olsam Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceğim, elemelere katılacağım. İlk önce bir arka tarafı bir şey yaparım. Garantiye alırım. Stoper diyorsun, stoper bulmak da çok zor. Zaten kim yani, sakat, yani kim gitse bile, yani, kalsa ya bile gene, ya bak, hocama katılıyorum, kalsa bile kim? Şu an Fenerbahçe'nin oraya ya bizde, bir bak, transfer bir şey yapması mi? Lazım. Bizim şimdi sağ olsun arkadaşlarımız da herkesin fikrine saygı gösteriyorum. İşte ya ne oldu? Chelsea arıyordu, şey istiyordu. Bizim. Maç ne zamandı yani, Erdoğan? 19-20 Temmuz ilk 19 maç. Temmuz. Hocam şimdi bir farkı dile getirip 19 Temmuz'da maç var değil mi? Bizde hala yabancı olayının ne olacağı belli değil. Yani 8 mi, 7 mi, 7 artı 4, 8 artı 3 mü, 12'ye mi inecek? Şurada kalmış neredeyse bir ay. Bir ay kalmış ve hala belirsizlik var. Yani federasyon seçilecek, karar verecek. Kadro da verilecek bu arada UEFA'ya. Son derece yanlışım. Ben önümü göremiyorum. Yani ona göre ama belki transfer şey, yapacağım ben. Yazat şey için yani yabancı şampiyonlar için, Avrupa Kupası maçları için şey yabancı sayısı. Ama yabancı galiba sayısı oyuncu ama adet tabii, anlamında hocam. Işte, evet. 14 tane kadroda gönderecek, bulunduracağın oyuncu sayısı önemli burada. Yani Türkiye'de tamam evet ilk 11'in tamamını yabancı yapamıyorsun ama sonuç itibariyle kadronda bulunduracağın şimdi, yabancı oyuncu sayısı belli. Siz söylediniz Fenerbahçe'nin o yüzden hani hamle yapacak mı? Bir her şey belirsiz ki. Nasıl yapsın ki?